Belçika'nın başkenti Brüksel'deydi. Bu zirvede tüm Türkiye'nin aylardır merakla beklediği görüşme gerçekleşti. Gerçekten çok uzun bir süredir Sayın Erdoğan, Biden seçildikten sonra telefon başında ondan gelecek telefonu bekliyordu. Nihayet telefonun dışında bir yüz yüze görüşme de gerçekleşti. Bu kritik toplantıda Amerika'nın 24 Nisan'da karar altına aldığı Ermeni soykırımında ele alınması bekleniyordu. Toplantı öncesinde Sayın Erdoğan giderken özellikle vurgulamıştı. E, mutlaka gündeme getireceğim dedi. Yani Türkiye'nin bu karardan çok mütezarır olduğunu, bunu gündeme getireceğini ifade etmişti. Görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'a bu soru soruldu. Gündeme getirdiniz mi dedi. Gündeme geldi mi denildi. Sayın Erdoğan cevabı şu şey oldu hamdolsun hiç gündeme gelmedi. E ne oldu? Hani bu konu Türkiye'yi çok üzdüğü için Sayın Cumhurbaşkanı bizatihi gündeme getirecekti. O zaman yaptığı açıklamada Biden'ı eleştirmişti Sayın Erdoğan. Acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır diye de suçlamıştı Biden'ı haklı olarak zirveye gitmeden hemen önce de böyle bir yaklaşımın içine girilmesi bizi rahatsız etmiştir. Üzmüştür demişti. Tabi bunu hatırlatmaktan hatırlatmadan da geçmek mümkün değil demişti. Ama konuyla ilgili sorulan sorulara aynı Erdoğan hamdolsun hiç gündeme gelmedi. Ya ne kadar mutlu olmuş gündeme gelmemesine. Bizi niye kandırdın Sayın Cumhurbaşkanı ya? Biz gerçekten senin üzüldüğünü zannetmiştik. Bizim gibi senin de üzüldüğünü zannetmiştik. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bırakın bunu sormayı, gündeme gelmemesinden o kadar mutlu ki Allah'a hamd ediyor. Millet ondan Biden'a ey Biden demesini beklerken o ne yaptı? Bu konu gündeme gelmediği için hamd etti, şükretti. Bir gün önce 24 Nisan'ın hesabını soracağını anlattı Türkiye'de. Türkiye'de Şahin... Oraya gitti ne oldu? Bir gün sonra gündeme gelmediğine şükrediyor. Bunu nasıl izah edelim bilmiyorum. Biz de anladık ki Amerika Başkanı Biden'ın attığı soykırım iftirası konusu hamdolsun hiç gündeme gelmemiş. Geçtirildi diye sevinmek yerine Türk milletine bunun cevabı bir an önce verilmelidir. soykırım olarak resmen tanıdığını açıkladı. 1915 olayların hesabını Biden'dan soracağı beklenirken hamdolsun gündeme gelmedi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Biden'ın soykırımı kabul etmesini onaylıyor. Ben öyle anlıyorum yani hamdolsun gündeme gelmedi demek Biden'ın bu soykırım kararını onaylıyor anlamına gelir. Nereden nereye geldik yani ne diyelim bilmiyorum. Bir de Sayın Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinden sonra AK Partili yetkililer, etkililer, o her gün basına konuşanlar, AK Parti'yi destekleyenler mutluluk çığlıkları attılar. Ona da hayret ettik. Yani niye mutluluk çığlıkları? Yani sebebini sormak istiyorum. Bu 45 dakikalık görüşmede ne oldu? Ne oldu da siz bu mutluluk çığlıklarını atıyorsunuz? Yani 24 Nisan hesabını mı sorduk biz Biden'a? Bu kararı niye alabildiniz? Niye aldınız? Bu iftirayı niye Türkiye'ye attınız mı dedik. Onun için mi mutluluk çığlığı atıyorsunuz? Veyahut da arkadaş benim 1.2 milyar dolar vererek orta olduğum F-35 projesinden beni niye attın? Onu mu sorduk Hiç ettiği, gasp ettiği o 1.2 milyar doları mı sordum? Yo, Yok. 2.5 milyar dolar verdik S-400'leri. 2.5 milyar dolar. S-400'leri mi aktive ettik? Yoksa onları İncil'liğe veya söyledikleri bir yere hapsetmeyi mi söz verdik? Bu mutluluk çığlıkların sebebini öğrenmek istiyoruz. Amerika PKK PYD'yi desteklemekten vazgeçip de onlara terör örgütü mü dedi? Bu mutluluğunuzun sebebi o mu? Veyahut da Türkiye'yi hem ekonomik olarak hem Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi çıkmaza sürükleyen Suriyeli göçmenlerin durumunu mu konuştuk onlarla? Bize bekçi olarak tayin ettiği Afganistan'da diplomatik, lojistik veya mali destek vermeyi mi söz verdi Amerika? O yüzden mi mutluluk çığlıkları atıyorsunuz? Doğu Akdeniz meselesini mi hallettiniz? Sorun kalmadı mı orada? Amerika ile çözdüğünüz problem bu mu? Bunun için mi mutluluk çığlıkları atıyorsunuz? iktidarınız döneminde 18 tane adaya çöktü Yunanistan. Yunanistan çöktüğü bu adaları geri almayı mı taahhüt ettiniz? Veyahut da Dede Ağaç'ta konuşlandırdığı o Amerikan üstünde o Skorsky helikopterlerini niye oraya koyduğunu mu sordunuz? Ona ait bir cevap mı aldınız? Bu mutluluğun sebebi nedir? Neden mutlu oluyorsunuz? Onu anlayamadık. Değerli arkadaşlar, sen Cumhurbaşkanı, Giderken Merkez Bankası rezervleri ile ilgili yeni bir demeç verdi. Sayın Cumhurbaşkanı kronolojik olarak bu demeçleri incelendiğinde Merkez Bankası rezervleri ile alakalı bütün dünyadaki matematikçilerin çözemeyeceği çok önemli bir problem ortaya çıkıyor. 100 milyar dolara ulaştığını söyledi Sayın Erdoğan. Merkez Bankası rezervleri Merkez Bankası rezervleri düştüğü için zil takıp oynayanlar varmış. Niye oynayalım ya? Millet niye oynasın Merkez Bankası rezervleri düşeceği? Millet açlıktan kırılıyor. Herkesin keyfi sizin gibi yerinde değil ki. Millet bin odalı sarayda yaşamıyor ki. Sizin danışmanlarınız gibi, genel müdürleriniz gibi, bakan yardımcılarınız gibi üçer beşer maaş almıyor ki. Niye sevinsinler? Millet üzülüyor elem içerisinde. Başbakanlığı döneminde Merkez Bankası döviz rezervleri 135 milyar dolara çıktığını söylemiş Sayın Erdoğan. Bu tırmanışı da devam ettirecekmiş. Öncelikle bu tırmanış kelimesinin altını çiziyorum. Sayın Erdoğan çok doğru bir ifade kullandı. Tırmanış devam ediyor. Evet. Tırmanış var. Rezervler eksi 46 milyar liradan eksi 56 milyar liraya tırmandı. Böyle bir tırmanış var. Bu kelimeyi doğru kullanmış Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan Başbakanlığı döneminde 135 milyar dolara çıkarttığı iddia çıkarttığını iddia ettiği Merkez Bankası döviz rezervlerinin Başbakanlık kurumunu lağvedip bu ucube sisteme geçtikten sonra Merkez Bankası'nın bu 128 milyar dolarını kimin ortumladığını da söylesin. 135 milyar dolar varmış ya Başbakanlığı döneminde. Bu ucube sistemden sonra hortumlanan bu 128 milyar dolar kimin cebinde? Onu da söylesin. Hangi yandaş ve batık şirketlerin kurtarıldığını da söylesin bu parayla. Geçen sonbaharda dövizimiz olmadığı için Covid-19 aşısı alamadık. Aşı bile ithal edemedik. Onu da söylesin. Üretim yerine tüketim ekonomisi yarattılar. Sebze ve meyveyi, eti ithal ettiğimizi, kasada para olmadığı için, borçlanamadığımız için de swap peşinde koştuğumuzu da söylesin. Onu da anlatsın insanlara. Bir aylık vadelerle arkadaşlar devletler 10 seneler, 20 seneler, 50 seneler vadelerle borçlanır. Bir aylık vadeyle borçlandı bu ülke. Galata tefecilerin eline düşürdüler. Faiz lobilerinin eline düşürdüler. Ondan da bahsetsin, onu da söylesin. Eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak görevden affı sırasında istifa görevden alma değil görevden affı sırasında ifade ettiği bir şey vardı. Atizi itizine karıştı. Allah sonumuzu hayretti. Ondan sonra da kayıplara karıştı Sayın Albayrak. Yedi ay geçti üzerinden. Atizi derken it derken ülke toz duman gerçekten. Yani hala atın kim itin kim veya kimler olduğunu kimse bilmiyor. Sayın Albayrak böyle bir laf attı at izi it izine karıştı. At kim kardeşim? İt kim? Veya kimler? Hiç daha bunu kamuoyu öğrenemedi. Kimin ne olduğunu da bir an önce açıklasınlar. Açıklayın, açıklasınlar ki 128 milyar doları kimler aldı? Merkez Bankası rezervlerini kimler 56 milyar dolara düşürdü? Onu da millet anlasın, kamuoyu anlasın. Hep beraber öğrenelim. Öğrenelim sandık geldiğinde de bunun hesabını soralım. Kimin ne olduğunu bilelim ki milletin parasını hortumlayanlarla ahirette değil, Yüce Türk mahkemelerinde hesaplaşalım. Evet. Rütük'le ilgili bir ayda Türkiye'de bir tartışma yürütülüyor. Öncelikle Rütük'ten iki MHP, iki tane temsilcinin bire ineceğini, İYİ Parti'ye de bir tane verileceğine dair haberler, demeçler çıktı. Daha sonra biz bu konu takipçisi olduk. RDTK üye seçiminde meclisin diğer yaptığı seçimlerde olduğu gibi anayasanın ruhuna aykırı hareket edildiğini ifade etmek istiyorum. İyi Parti'nin üye seçiminin önüne geçiliyor. Bu kurumlarda tüm siyasi parti gruplarının temsili demokrasinin ruhunu icabıdır. Mutlaka burada bütün grubu bulunan siyasi parti temsilcilerin olması gerekiyor. Sayın Meclis Başkanı'na bu konuda müracaat ettik. Dedi ki bize hakkımız olan Rütük üyeliği ile ilgili düzenlemeyi yapın. Meclis Başkanı verdiği cevapta iş tüzük ve kanun bu işe cevaz vermiyor. Niye? Hesaplama yapılırken meclisteki milletvekili sayısına göre değil, meclisteki grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısının toplamına göre yapıldığını söylüyor. Oradan da bir yol çizmişler. Ya arkadaşlar grubu olmayan, bağımsız olan veyahut da grup kuramayan partilerdeki milletvekilleri ne iş yapıyor? Bunlar milletvekili değil mi? Bunları biz milletvekili olarak saymıyor muyuz? Hesap etmiyor muyuz? Eğer böyle bir kanun ve işsüzlük varsa bunun da arkasına sığınıyorsanız bu anayasanın ruhuna aykırı. Gelin bu kanunu düzelt. Ama işinize geldiği için bu kanunu şu anda yürütüyorsunuz. Yarın bu kanunla ilgili sizler aynı mecrada aynı sıkıntılara düşeceksiniz. Evet. Zafer Havalimanı diye bir yer yaptılar Kütahya'da biliyorsunuz değil mi? Ne kadar vermişlerdi onlara? Ee, bir buçuk milyon kişilik bir yolcu garantisi verildi. Hem de ne zamana kadar biliyor musunuz? 2044 yılına kadar Zafer Havalimanı'na bir buçuk milyona yakın bir yolcu garantisi verilmişti. Ee, beş ayda, son beş ayda ne kadar yolcu uçtu biliyor musunuz toplam? 641. Bir buçuk milyon yolcu garantili bir havalimanında beş ayda 641 yolcu uçtu. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, burada çok ciddi bir tekamül var Zafer Havalimanı ile alakalı bu kamuoyun milyonlarını batırdılar orada. Batırmadılar. Birilerinin cebine attılar. Bir bataklığa dönüştü Zafer Havalimanı. Önlemler aldılar onlar. Dört ayda 61 kişi uçmuştu. Çok önemli önlemler aldılar. Bu sayı 641'e çıktı. Şimdi altı ayda kaç kişi daha gerekiyor biliyor musunuz? Bir milyon 317 bin kişi daha uçarsa Zafer Havalimanı normal faaliyetine devam etmiş olacak. Öbür türlü devlet olmayan hazinesinden paraları Merkez Bankası'nda basıp dövizle borçlanıp swap yapıp bu müteahhitlere vermeye devam edecek. Yani Türkiye milletine değil, beşli çeteye, yandaş müteahhitlere çalışıyor. En bariz örneği bu. Bu ne kadar yolcu parası ödeyeceğiz biz biliyor musunuz? bu sene. 1 milyon dokuz bin yüz hayali yolcunun parasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Siz ödeyeceksiniz. Bizler vergilerimizden ödeyeceğiz. Bunun garantili yolcu diyorlar ama bunun aslında garantili soygun projesi bunun ismi. Garantili soygun. Yani bu soygunu yapıyoruz. Garantisi var hiç merak etmeyin. Böyle ihale veriliyor. Bunlardan bir tanesi de Ankara yüksek hızlı tren garı için Cengiz Limak Kolin ortaklığına var. İşte bu beşli çeten üçü. Her yolcu için ne kadar para ödüyoruz biz biliyor musunuz? Bir buçuk dolar arkadaş ya. Yani. Her yolcu bindi, biz de bir buçuk dolar para ödüyoruz onlara. Kullanıyor, bilmiyor. Orayı kullandığından ayağını bastığından itibaren otogara biz devletin kesesinden bu müteahhitlere bir buçuk dolar para ödüyoruz. Bu da yıl sonunda milyonlarca dolar ifa dolarlarla ifade eden rakamlara ulaşıyor. Mesela garanti tuttu otogarda, garanti yolcu sayısı verildi. Hayır yetmez arkadaş. Buna rağmen sıfır elli set daha para ödüyoruz. Devleti soyma çetesi ya. Bunlar devleti yönetmiyorlar. Hem vallahi yönetmiyorlar hem billahi yönetmiyorlar. Yanlarında bulundurdukları çeteler vasıtasıyla devleti soyuyorlar. Çökme işi var ya şu anda çok revaçta. Bunlar da beşli çeteyle beraber devlete çökmüşler. Devletin hazinesine çökmüşler. Bu soyguna yapışlet devlet projesi demişler. Buna bir başka örnek daha veriyorum. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu maliyeti Cumhurbaşkanları Strateji ve Bütçe Başkanlığı sitesinde 7.8 milyar dolar açıklanmıştı. İstanbul İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü için iki ihalede 7 milyar dolar açıklamışlardı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi keserken baktı o müteahhitlere, onlara baktı, millete baktı. Cık, 7 milyar bunlara yetmez. Hiç kimse bilmezken o gün o köprünün maliyetinin 11 milyar dolar olduğunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Yetmemiş. Verdiği 7 milyar doları beğenmemiş. Bunlara biraz daha fazla vereyim. Ne kadar o fazla? 4 milyar dolar. 4 milyar dolar bu artışın tek bir açıklaması var. Buna ister soygun deyin, ister yolsuzluk deyin, isterseniz hırsızlık deyin. Milletin cebinden 11 milyar dolar çalmayı tarif etmeye benim siyasi ahlakı müsaade etmiyor. Bir diğer sorgun ise otoyol ve köprü geçiş ücretleri. Yerli ve milli olmakla ünlenenleri buradan sormak istiyorum. Kendi ülkemizde İstanbul İzmir arası geçiş ücreti neden dolar üzerinden hesaplanır? Neden? Yani geçenler çok bu turist geçiyor. Euro mu alıyorsunuz onlardan? Dolar mı alıyorsunuz? Siz ben kullanıyorum orayı. Niye euro ile hesaplanıyor? Veya niye dolarla hesaplanıyor? İzmir'den İstanbul'a ya da İstanbul'dan İzmir'e gidiş tam 50 dolar. Yani bugünkü kurla 425 lira. Gidiş dönüş bu 850 lira yapıyor. Bakın uçakla gidip gelseniz bunun yarısı kadar bile tutmaz. Üçte biri tutar. Siz arabayla gidiyorsunuz. Uçakla gidiş ücretinin üç katı kadar para ödüyorsunuz. Ben o yolu kullanmıyorum diyebilirsiniz. Ama biliniz ki siz kullanmasanız bile ödediğiniz vergilerle siz geçmediğiniz için devlet size kızıyor. Geçmedi mi? Ben senin yerine de para öderim diyor. Nereden? Senin aldığın, senin cebinden aldığın paradan, senin hiç haberin yokken, geçmediğin halde sen evde yatarken, sen evde televizyon izlerken, sen evde yemek yerken devlet cebinden parayı alıyor, o köprüyü, otoyolu yapan adama veriyor. Yani karşıdaki Ahmet amcada, Konya'daki Halil abi de, Zeytinburnu'ndaki Şakir abla da bu parayı ödüyor. Hiç orayı görmediler belki ama ödemeye devam ediyorlar. Pandemide esnafa ne kadar söz vermişlerdi? 500 lira. O esnafın vergiler yoluyla geçmediği köprüler için öde, köprü ve otoyollar için ödediği para ne kadar? 850 lira. Boşa demiyoruz. Bunlar milletin değil, beşli çetenin hükümeti diye. Teşekkür ediyorum arkadaşlar sorularınız varsa alabilirim yoksa teşekkür ederim